Merhaba arkadaşlar. Bugün Manisa Gördes, Hanya'dayız. Süleyman Gün abimizle beraberiz. Ee, Süleyman abi bize av köpeklerini anlatacak. Merhaba Süleyman abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi ee, bu köpeklerin cinsi nedir? Bu Osmanlı zaharı dediğimiz e, Arap tavşancı köpeğimiz bu. Bu da Barak. E, bu değişik bir cins. Bunlar ikisi de tavşancı ama önemli Tutulan köpekler bunlar yani. Ta atalarımızdan gelen izci köpekler esasında tavşan izci köpekler bunlar. Evet. Kaç yaşlarında şu an abi? Şu anda bu 3 yaşında, bu 2 yaşında. Bunların cinsinin orijinal olduğunu nereden anlıyoruz abi? Bunların e, kendine göre e, işaretleri var da. Onlar e, tabii yayında onları söylemememiz <laughs> gerekiyor. Onu avcılar, eski insanlar bilir yani bunların e, nasıl bir köpek olduğunu. Evet. bu bu bölgede en çok tutulanlar bunlardır Osmanlı zari ve bu değişik bir köpeğimiz bunun ırkı e, Macar barak olarak geçiyor hı hı. bunlar da çok e, inatçı bir köpek e, yani avı bırakmadan e, saatlerce e, kovabilen bir köpek bunlar da inadıyla e, meşhur ama bunlar biraz barak olduğu için yazın Av yapmıyor yani bunlar kışın e, güzel. Sıcağı sevmiyorlar Sıcağı mı? Sıcağı sevmiyor bunlar. Bunlar her mevsimde hiç sorun yok. Anladım. Peki e, ne ile besleniyor abi köpekler? Valla biz bunları e, mama alıyoruz. Burada veterinerler getiriyor mama getiriyor. Sonra da evden kalan işte yemek artıkları. E, bunlara çorba morba pişiriyoruz çok soğuk günlerde. Şu köpekler çok nazik. Zaten soğuğa pek gelmiyor. Bizim bunları da burada tutmamızın nedeni bu. Bizim memleket biraz soğuk olduğundan barak köpek taşıyoruz. Bunlar soğukta biraz da nazik olduğundan çabuk hasta oluyor. Ondan dolayı çorba, sıcak çorbadır. Et Osmanlı zahiri biraz daha hassas diyorsun baraklara. Bu yani. biraz daha hassas. Ortalama ne kadar yaşıyorlar abi? Bakıma göre değişiyor. 14-15 yıl 14 -15 bunlar 15 yıl yaşayabiliyor. Yaşıyorlar. Bunlar o kadar uzun süreli yaşamıyor yani. Yani baraklar daha az. Baraklar biraz da 11-12 sene. Köpekleri nasıl temin ediyorsunuz? Yavruyken mi alıyorsunuz? Vallahi biz bu e, şu ırkları çok araştırıyoruz yani bunu bu ırk'tan köpeklere çekmeye çalışıyoruz. Çünkü e, karma bir köpek olmasını istemediğimizden yani ne kadar uzak olursa olsun gidiyoruz yani bu ırk'tan güzel av yapan köpeklere çekmeye çalışıyoruz. Onun içinden enlerinden kendimiz yani e, belli oluyor zaten enik yavruken güzel olanı kendimize ayırıyoruz. Geri kalanını eşe dosta veriyoruz yani. Bu ırk da aynı. Bunun ırkında kendisi gibi baratla yani bunu bunlarla eşleştiremiyoruz. E buna buna da bu cins bir köpek olması lazım güzel enik çıkarması için. Onu da araştırıp buluyoruz. Oralardan temin, temin ediyoruz diyoruz. Yani. Ediyoruz evet şimdi Tunca abi bize Tunca iş güzel bize köpeklerin nasıl yetiştirildiğini, kaç aylıktan yetiştirildiğini anlatacak. Enikken'e e, 4 aylık oldu mu, 5 aylık oldu mu annesiyle varsa annesiyle yoksa usta köpek varsa yanında usta köpekle alıştırmak maksadıyla ormana salarız. E, Tabi eni, enikleri erken salarız ki tavşan yerine yatmadan ayaktayken görür, kovar. Annesiyle beraber kovdu mu e, dolaşıp gelir annesiyle beraber gelirken önünde furdun mu annesinin önünde o da görür. O şekilde devam eder. Ve e, usta bir köpek olur yani. E, erkegenik 5 yaşına kadar açılır. 5 yaşına kadar açılmazsa e, olmayacaktır o. Yani yapamayacaktır. O mesleği götüremeyecektir. Evet. Ama dişi 6 aylıkken kovmaya başla. Dişi enik e, ee, erkegenik 5 yaşına kadar yani gece açılır erkegenik. Osmanlı zarının yavruları herhalde. Evet. Bunlar, kaç aylık bunlar abi? Bunlar şu anda bir buçuk aylık. Bir buçuk aylık. Evet kendileri bunlar yemek yemeye başladılar yavaş yavaş. Ne yiyorlar abi bir buçuk aylıkken? Bunlara e, kemik suyu yediriyoruz. E, yani kemiği haşlayıp suyunu yediriyoruz. E, genelde annesinin zaten e, annesini emiyorlar. Yani annesini emmedi mi olmuyor. Evet. Annesinden e, beslenmeleri gerekiyor. Kaç aya kadar annesini emiyor abi? Ya ben kendi ayırdığım enitleri 5-6 aya kadar emziriyorum. Yani evet. e, kendime ayırdığım köpekleri ama normalde bunlara şu anda annesinden ayırsan yani e, mama ile sütle e, dışarıdan beslenmeyle yaşarlar, ölmezler yani şu anda. Ama ben kendi enitlerimi 4-5 aya kadar emziriyorum yani biraz daha kemikli olsun diye. Bir ava gittin mesela Tuncay abi. Nasıl başlıyor o gün? Saat kaçta gidiyorsun? Saat sabah ezeniyle beraber kalkılır. Ellerimizi, yüzlerimizi yıkarız. Besmele çekeriz. Ondan sonra tüfeğimizi alırız. Köpeklerimizi atarız. Köpeklerin karınlarını doyururuz. Av yerine varız. Av yerine yerle ağama başladı mı? E, tavşan yerine yattı mı? Salarız. Tavşan yerine yatmadan şayet köpekleri salarsan köpekler tavuşan tavşan yerine yatmadan saldığımız için tavşan çok gider. Yani bir turda kız yatarsa bir turda kısar, yatmazsa mesela kilometrelerce uzağa gider yatmadan salarsak köpeği. Ama yattıktan sonra salarsak hemen çabuk kısar köpeklerin önünde tavşan. Tavşan patikadan, dere boğazlarından yola biner gelir köpeğin önünde. İlk kalkınca mesela 3-5 metre olur. Sonra köpekler kovarken bu mesafe kilometrelerce açılır. 1 kilometre ara olur veya 500 metre aralan gelir. Tavşan yoldan bindi gelirken sizi dahi görmez. Köpeklerin, tavşanın atlı köpekler artık. Apşarengi aşacaksın, tavşan yolda or, apşarenden geçer. Seni görmez yani o şekilde. Neden barak değil de Osmanlı zaharı ayırdın kendine? Bunlar daha zeki, bir de bunların burun yapısı daha iyi. Yani ize daha iyi tavşanın kokusunu alıyorlar. Kovmaları çok güzel, mükemmel. Atalarımızın beslediği gibi biz de aynı yoldan devam ediyoruz yani. Bu köpekler ırkı bakımından avda çok iyi oldukları için bunlar. Bunların sadece nazik bir hayvan bunlar. Yani soğuğa pek dayanıklı değil. Ne Ama kadar... av konusunda en iyi hayvan yani burun yapısı bunların nefes alma şeyi en yüksek bunlar olduğu için bunları besliyoruz yani. Ne kadar hassas da olsalar çok Aynen. cana yakınlar bu arada. <laughs> Başka abi anlatmak istediğin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Osmanlı zaarı mesela neden Osmanlı zaarı? Osmanlı zaarı çok iyi iz sürebilen bir köpektir. Evet. Yani barak macarla barak macar olmasın barak olsun barak inat olur. Evet. Ama e, hava ısındı mı? Baralar çabuk Bıkar yani avdan. Osmanlı zaharı gibi değildir. Evet. Osmanlı zaharı yaz-kış. E, ya yazın zaten ava götürmeyiz oturmayız? E, ava gitmeyiz yazın. Mevsim kapandığı için e, ava gidilmez. Kışın gideriz genellikle. Evet. E, avcı arkadaşlara e, şu mesajı iletmek istiyoruz. E, yavrulu döneminde avlanmayın arkadaşlar. E, her şeyi sezonluk avlanın. E, tavşan avı açıldığı zaman avınıza başlayın. Tavşan avı bittiğinde e, tüfeklerinizi kılıfınıza koyun. Benim mesajım bu. Rastgele bütün avcı arkadaşlara rastgele diyor. Sağ olasın Süleyman abi sen söylemek istediğin bir şey var mı? E, benim söylemek istediğim bir şey e, Tunca abi tabii eski avcı olduğundan. E, bütün söylemesi gerekenleri söyledi. Zamanında döneminde avlanılması, avcıların bir de normal vatandaşların gece avına gitmemesi. Söylediğimiz evet. şey bu. Ee, gece avını neden gitmesin? Gece avı projektör avı yapıyorlar. O iyi değil yani ışıkta tavşan kaçamıyor. Bizim emeklerimiz yazık oluyor yani bu köpeklerin yetiştirdiğimiz geceleri tavşanları vuruyorlar. birazsa gobakla fazla gitmezsin ya. <laughs> bu yani hili gibi oluyor biraz öyle mi? tavşana evet. pusu atmak gibi yani. Evet. Pusu gibi hayvanın gözüne projektör tutup hayvanı hayvan kaçamıyor vuruyorlar. O da biz dağda şimdi 3 tane tavşan göreceğimize bir tane bulabiliyoruz koca Dağ'da. Bu seferde köpekler bayağı bir zorlanıyor yani. Evet vatandaşların bilinçli olmasını istiyoruz bu konuda. Tamam. Bir de döneminde avlanmak. Başka bir şey yok zaten. Evet. Ee, Süleyman abi, Süleyman Güne ve Tuncay İşgüzar'a bizi misafir ettikleri için çok teşekkür e, bizim ediyoruz. Bizim hareketliliğini işte. görüyorsunuz. Ee, <laughs> onu da onu bir gösterebilirsen. İşte bunlar bu yüzden yani bunlar bu yüzden çok tutulan köpek. Tam da <laughs> gösteremedik arkamızda kaldı. Çok pratik, çok oy e, hareketli bir köpekler. Görüyorsak Şimdi, şu anda. Evet. Avda da böyle oldukları için biz bunları tercih ediyoruz. Şöyle işte. kamerayla da yakalamaya çalışıyoruz bir taraftan. Çok oyuncu. Aferin kızım, aferin. <laughs> bunları bundan e, bir buçuk, iki ay sonra da eğitime başlarım yani. Evet. Barağımız da geldi tabii. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın.